Her seçim bu iktidarın aynı cümleleri kurmasını ve kurduğunu yaşadık. Ayrıştırdılar. Şimdi ne diyorlar? Efendim bak sen ya, 7 düvel 14 Mayıs'ı bekliyormuş. Dünya bak 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 onlara karşıymış. Hemen iş oldu beka sorunu. Ve diyorlar ki 14 Mayıs'ı onlar kazanırsa milli irade, millet kazanırsa darbe olacakmış. Ya ben size var ya, ya kahkahalarla gülerim ya. Ya size gülmeye diyaframım yetmez ya. Ekonomiyi batırmış, işsizliği, enflasyonu patlatmış, depremde beyefendi talimat verecek diye bekleyip 48 saat depremzedeleri yalnız bırakmışsınız. Ama ne olacakmış? Bunlar giderse devlet bitermiş. Hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan. Devleti siz çökerttiniz. Bu ülkenin pırıl pırıl gençlerini mülakat altında elediniz, ezdiniz. Torpilli akrabalara güzel makamlar sıraladınız. Size söz gençler. Mülakat çöpe, liyakat makama. Liyakat makama. Dernekler kurdunuz, vakıflar kurdunuz, milletin vergilerini geçim kaynağı yaptınız. Milyonlarca sığınmacıyı bu ülkeye doldurdunuz. Kim ne yapıyor belli değil. Enflasyon %100'leri geçmiş. Millet geçim derdinde. Ama sorsan bunlar giderse ülke biter. Hadi oradan, hadi oradan. Size bir şey söyleyeyim mi? Bunlar gittiği gün, bunların gittiği gün memleket güzelleşecek. Güzelleşecek. Bunlar millete gülmeyi bile unutturdular, gülmeyi. Gülmeyi unutturdular. Ha, biz ağlarken birileri güldü. Mesela örnek vereyim. Yurt dışında yaşadığı halde İBB'de, bakın benim belediyemde İşe aldıkları insana yıllarca burs altında harçlık yolladılar. Hem de on binlerce dolar sizin verginizle yurt dışında bedava yaşadı. Şimdi de onu İstanbul'da milletvekili yapıyorlar. Tabii bunlar gülüyor. Şimdi yine belediyede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İşe aldıkları bir kişiye, bakın bugün işe alıyorlar, fıstığı alın buraya bakayım, tamam, ama herkes kalkmasın, dur tamam. Sadece 10 gün sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne burslu gönderiyorlar. Metroda işe giriyor ama orada siyaset okuyor. Tam kaç lira veriyorlar biliyor musunuz? Bir kişiye. 200 bin dolar. Bugünün parasıyla 4 milyon lira. Ya bu para sizin vergileriniz. Sonra onu milletvekili yapıyorlar. Sonra da büyükelçi yapıyorlar. Tabii gülersiniz siz. Siz gülersiniz. Ama millet gülmüyor. Millet gülmüyor. Gel kızım. Şimdi biz ne yapacağız biliyor musunuz? Sizin evlatlarınızın yüzünü güldüreceğiz. Biz ne yaptık? İstanbul'da bu düzeni yıktık. Şu ana kadar 210 bin gence burs verdik. Burs. Hadi çek. Hadi bakalım. Tamam, geleceğim. Yanına geleceğim. İstanbul'da bakın, bunları size anlatmak zorundayım.
İstanbul'da yapılan akla ve vicdana sığmayan arsa satışları var. Yüz milyonlarca dolar birilerinin cebine yerleştirilmiş. Bunların hepsini bulduk. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Ne oldu biliyor musunuz? 40 tane dosyamızı İçişleri Bakanı el koydu. Bu dosyaları sümenaltı yaptı. 2 yılı geçti. Bakanlıkta duruyor. Sorsan bu bakan çok vatansever. Vatansever. Milletin parası bir avuç insana peşkeş çekilmiş, milleti koruyacağına onları koruyor. Ondan sonra da çıkıyor milletin karşısına, böyle bir avuç insanın karşısına titriye titriye konuşuyor. Gözleri de fırfır dönüyor. La Allah aşkına ya, sen milliyetçisin, bu millet vatan hain, öyle mi? Hadi oradan. Dengesi bozuk insanlar seçim kampanyası yapıyor. Tek cümlesi var. Allah aşkına ya. Allah aşkına ya, ben anlamış değilim. Çocuklar var burada, ne diyeyim ben ya. Tek cümlesi var. Neymiş efendim? Bunlar gelirse erkek erkeğe evlenecekmiş. Ya bunların var ya. Bakın. Ya vallahi biz gidersek diyor adam. Bu adam. Bu ülkede böyle olacak, şöyle olacak. Ya her gün defalarca bunu tekrarlıyor. Ben size bir şey diyeyim mi? Yani tuhaf bir bilinçaltı var. Tuhaf. Vallahi tuhaf. Yani bu akıl tutulması. Saçma sapan konuşma. Ya çoluk çocuk seni dinliyor. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Ayıp. Ayıp. Yok L'ymiş. Yok G'ymiş. Yok B'ymiş. Yok T'ymiş. Adamın aklı fikri orada. Başka bir yere çalışmıyor aklı. Vallahi başka bir yere çalışmıyor. Bunlar konuşurken hani televizyonlarda bip bip vardı ya eskiden. Bunların konuşmalarına böyle uzun bir bip lazım. Vallahi billahi. Çok hisselleştirmiş meseleyi, enteresan. Enteresan yani, hayırlısı Allah'tan. Neyse, ama biz ne yaptık biliyor musunuz? Bakın, bunların iktidarı döneminde memlekette evlenme oranı %30-40 azaldı. Niye biliyor musunuz? Millet yuva kuramıyor, yuva, utanın.